Bir dil bilimcimiz La ilahe illallah'ın Allah'tan başka tanrı yoktur şeklindeki çevirisinden dolayı şirki anlamada zorluk çekildiğini söylüyor. Kimse için tanrılığı kabul etmediği için ilahlık ve şirk anlaşılamıyor diyor. Bu yorum için ne dersiniz demiş. Bir kere ilah Arapça bir kelimedir. Türkçe karşılığı tanrıdır. Türkçe karşılığı tanrıdır. Her dilde o dilin bir kullandığı kelime vardır. Şimdi Allah'tan başka tanrı yoktur sözünü söylediğiniz zaman bazıları diyor ki canım gök tanrısı, yer tanrısı falan filan. İyi ya işte yoktur. Yoktur demenin anlamı ne? Bir tek tanrı vardır, o da Allah. Peki Araplar, onlar da gök ilahı, yer ilahı, bilmem ne ilahı falan filan diyorlar. Allah'tan başka ilah yoktur dediği zaman Allah ne olur? İlah olur değil mi? Allah'tan başka tanrı yoktur dediği zaman da Allah ne olur? Tanrı olur, tek tanrı. Orada da tek ilah. Onun için şimdi siz Türkseniz tanrı dersiniz. İşte şeyseniz Kürt ya da Farsiyseniz Huda dersiniz. Ne bileyim Fransızsanız Dieu dersiniz. İngilizseniz God dersiniz. İlla da şunu diyecek değilsiniz ki. Böyle bir şart olmaz.